bizim Bahçeşehir yayınında Beste ile tanışmıştık. Beste'yi hiç dinlediniz mi bilmiyorum ama çocuklar. Stone Cold okumuştu canlı yayında gelip. Instagram canlı yayında gelmişti. Dehşet. Ya çok özel bir yetenek. Yaş. Elif kaçtı? 14,5 muydu? Burada mısın Elif'ciğim? Evet hocam. Evet 14. Yaş 14 arkadaşlar. 14,5 yaşında Beste. Buyurun bir dinleyin bakalım. Böyle parçayı yiyecek gibi okuyan insanlar vardır. Parçayı yiyor. Hakikaten bir dikkat edin bakın ellerine. Bak. Sanki elinde bir elma var. Art diye ısırdı. Bu iki şey yol açıyor sizde. Şimdi herkes böyle şarkı söylemiyor bir kere. Ama böyle söyleyen insanların izlerken böyle bir zevk alıyorsunuz onunla. Garip bir zevk. Yani of be ne keyifli. Böyle bir his veriyor size ne garip. Yani mesela Beste'ye sormak lazım. Bu nereden geliyor böyle bir duygu içinden? Yani niye parçayı yemek istiyorsun? Buna işte belt dediğimiz. Yani belt denen şey aslında tam sesin tizlere doğru taşınmış hali. Göğüs sesiyle kafa sesini birleştirip yukarı doğru ittiriyor. Sürekli nefes ve diyafram gerekiyor bunun için. Ve ses kafada. Nefes yolunu çok güzel rahatlatıyor. Ben genel olarak Beste'nin okuyuşunda ama bir tizlerde bir sertlik görüyorum. Sert okuyor. Yani bu yaşıyla alakalı daha. 14 yaş daha henüz ses oturmuş değil. Yani vücut gelişimi ve şekli oturması devam edecek. Yani yüzü büyüyecek daha. Kendi büyüyecek. O zaman daha güzel bir yeri bulacak ses. Şu an bu sesleri çıkarmak için epey güç harcadığını görüyorum. Ya bu ne kadar iyi ne kadar kötü bilmem. Ama ben sanki bu gelişim aşamasında böyle Stone Cold gibi şarkıları arka arkaya dizmek yerine daha ortalama daha rahat şarkılar üzerinde gitmesini tavsiye ederim. Gelişim aşamasında bu sert okuma ileride bu şekilde çıkmayabilir. Çıkmadığı zaman da Beste daha sert okumaya çalışabilir. O da sesine zarar verebilir. Ben sadece böyle bir risk görüyorum. Fakat şu nefes üfleme olağanüstü. Tam kafa bölgesinde dümdüz bir yukarı böyle boşluk buluyor. Bakın. Hani böyle yanan bir soba vardır ya. Sobanın üst işte bacası. Aşağıdan bir böyle bu diye bir patladığı bir an vardır ya onun ilk gazı döktüğünüzde bu diye patlar ve o direkt bacadan yukarı gider. Bu diye yukarı fırlar. Aynen öyle. Nefesi o kadar güzel bir yere yönlendiriyor ki bakın sesin durduğu yer değişiyor. Yukarıdan bacadan yukarı gönderiyor. Onu da buldu yerini. Bu seste de tamamen diyafram var. Yes ma'am. Yumuşacık bir giriş. Hiç basmadan. Nefese dikkat. Bakın küçücük bir nefes. Aldığı yere de gönderdi. Hemen kafa bölgeyi bulmak için ön bölgede yerleştiriyor önce sesi. Ve tamamen diyafram. Görüyorsunuz değil mi? Bütün gücüyle de ön bölgeye. Canlı yayında öyle bir şey yapmıştı ki bana. Dedi ki yani sizi heyecanlandıracak bir şey yapacağım. İzleyin. Don't wanna be so cold, no. I wish I could be this way.
Özellikle bu belt sesini o kadar iyi çalışmış ki. Müthiş güzel yani. Çok zorlanıyor. Hiç kolay değil ama. Çok sağlam diyafram gerektiriyor. 14 yaşında birinin diyaframı buna ne kadar yeter? İşte bu kadar yetiyor. İleride daha iyi olacak ama. Entonasyonlarda sıkıntı var. Var. Kolay değil. Bu yaşta bir kızın okuyacağı en zor parçalardan biri bence. Çok zor bir parça. Gerçekten nefese çok yükleniyor. İkincisinde tabii daha rahat oluyor. Nefesi daha fazla var. İmzasını da attı. Kolay gelsin beste. On dört buçuk yaşında izliyorsunuz beste işini. Bak 14,5 yaşında daha. Yani bu kızın 19-20'de ne olacağını bir an, yani böyle giderse ne olabileceğini bir hayal edin. 20'lerde, 22'de falan neye dönüşebileceğini hayal edemezsiniz değil mi? Potansiyel var çünkü yani. Bu potansiyeli size bu yaşta gösteriyor. Ülkemizde böyle güzel genç yetenekler var ve gurur duyuyorum. Bugün ilk analizini yaptım. Güvenlik görevlisi Kenan Bey'de de gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum çünkü benim hep özendiğim şeyi yapıyor. Yani Azerbaycan'a gittiğimde işte bir polis memuruyla tanışmıştık. Müthiş piyano çalıyordu. Şarkı söylüyor, piyano çalıyor, işte enstrüman çalıyor. Arkadaş biriyle tanışıyoruz. Berber müthiş şarkı söylüyor. O da keman çalıyor falan. İşte bizim güvenlik görevlimiz de şahane bir türkü söylüyor. Sadece ses değil, işte belli bir eğitim almış, bunları göreceksiniz zaten, anlatıyor. Şan eğitimi almış. Biz bunu, ben de gurur duyuyorum bunlarla. Müthiş gurur duyulacak şeyler. Bizim insanımızın eğitimli olması ve her ne olursa olsun, yaş kaç olursa olsun, eğitimde sınır tanımaması, kendini geliştirmek için çaba göstermesi bizim geleceğimiz işte. Biz geleceğimizi böyle kurtaracağız. Müthiş. Bestecim, başarılar diliyorum. Bahçeşehir'e de. Peki.